Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Survivor haritasını oynuyoruz. Yapımcı Berkay Doğançay Skyberg demiş. Muhtemelen arkadaşın nickname'i. En az 10 adet obsidyene ihtiyacın var. Evet, geçiş portalı falan bir şeyler dediydi ama oradan bir okuyalım. İstediğin ayarlarda oynayabilirsin. Oyuna başla demiş. Evet arkadaşlar, burada hayatta kalacağız. Şöyle hemen okuyalım. İletişim Skype Skyberg demiş. Senaryo: bir gün uyuya kalırsın ve uyandığında kendini uçan adalarla dolu bir dünyada bulursun. Bu rüyadan uyanmanın tek yolu gerçekler dünyasına açılan bir boyut. Amaç: en az 8 adet obsidyen elde et. 8 adet. Her neyse. Ve boyut kapısından geçerek oyunu kazan. Bu oyun normal Skyblock türünün gelişmiş olarak düşünebilirsiniz. Güç topla böyle, tamam, ipucu: yaratık spawnlarının altında ve hava adalarının altından elmas ile çeşitli madenler elde edebilirsin. Spawnerların altında ve hava adalarının altında. Ha, tamam, tamamdır. Şöyle güzel. Skyblock'a başlıyoruz. Sonsuzluk yayı çok güzel. Ve tabii ki de Skyblock'ta olmazsa olmaz. Bundan bir yapalım. Da ben tam yapımını bilmiyorum. Şimdi yanlış bir şey yaparsam muhtemelen seri GG olabilir abi. Şunları kıralım bakalım. Survival'ımıza başlayalım. Böyle de umarım da seversiniz arkadaşlar. İlgiye göre de devamını çekeceğim abi. Şöyle hadi bakalım. Sen de kırıl. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz gençler. Şimdi crafting table yapalım. Buradan bu arada ağaçtan da bir şeyler düşerse çok güzel olur abi. Yapacağımız şey bizim bir adet hani bu taş jeneratörü olacak. Bir kazma yapalım şuradan hemen. Şunu da atıyorum yani. Heh, tamamdır. Şöyle bir yapalım gençler. Şöyle kazmamızı alalım. Taş ekipmanlara da geçtik mi? 10 numara 5 yıldız olacak arkadaşlar. Şimdi bu nasıl yapılıyordu da? Şöyle miydi hocam bu? Bu biraz değişikti sanki de yapımı. Bunun yapımı nasıldı hocam? Bunu böyle mi yapıyorduk acaba? Bakayım. Aynen öyle, tamam. Buldum arkadaşlar, süper. Şöyle Allah, ben kaçayım şuradan. Heh. Aynen gençler, ben buradan taşımı alayım bayağı bir. Güzel güzel buradan. Diğer adalara gitmek için de taş elde edelim arkadaşlar. Hem ekipman da yaparız, süper olur. Az daha orayı kırıyordum. Burayı kırsaydım muhtemelen yapı gidebilirdi arkadaşlar. Bu yapı bizim için hayati önem taşıyor. Çünkü bu gördüğünüz gibi taş jeneratörü ve yani buradan sınırsız bir şekilde kazmamız yetmeyince taşımızı aldı. Daha demin taş yandı gibi oldu ama ben nasıl elime aldım anlamadım. Heh. Şöyle biraz daha yapalım. Bak gitti bu mesela. Bazıları da gidiyor tabii ki, garantisi yok yani. Bak bazıları da lavın içinden mi alıyoruz abi? Bak mesela bir lava gitti direkt. Heh. Evet arkadaşlar, baya bir taş kazdığımı düşünüyorum. 35 tane yeter. Biz sonra da yaparız ve buradan da düşmüş meşe fidanı. Çok güzel abi. Bunu da hemen şöyle koyalım. Bu da büyüsün abi. Şimdi taşlardan ne yapalım? Önce bir hani bir yol için arkadaşlar. Bir yol yapalım. Şöyle 24, bu gayet güzel yani. Bayağı bir yeter bize gençler. Şöyle balta yapalım. Tamamdır. Baltamızı yaptık. Sonrasında şöyle bir kılıç yapalım abi. Ne, tamamdır. Bunlar bize yeter hocam. Bir kazma yapsaydık aslında iyiydi de, taş jeneratörünü daha hızlı yapardık. Tamamdır abi. Kaynakları da boş harcamayalım. Bu kova da varmış. Bunları da sandığa koyayım abi. Evet arkadaşlar, yolculuğumuza başlıyoruz. İlk başta gideceğimiz yer, bu arada adanın aşağısında da kömür madeni varmış. Oralara falan da gideriz. Çok maceralar da yapmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, 8 obsidyenden birini topladık. Yani 8 mi, onu tam onu çözemedim ama güzel. Bak tohum verdi bize. Tahta kazma verimlilik. Tam da yarım yarım ekipmanlar veriyor. O da işin tuz biberi herhalde. Bak. Elmas falan var. Çok iyi abi. Ama bizim demir kazmamız yok. Bir şuraya gidelim hocam.
Evet arkadaşlar, bu adaya da geldik. Şuradan bir ağacımızı kıralım. Hani ağaç da önemli tabii ki, ağaç. Yani her şeyin kaynağıdır hocam. Şöyle hemen alalım. Buradan düşecek fidan da, buradan fidan düşerse de çok güzel olur. Buralarda bildiğin değişik adaymış. Buradan düşmeyiz umarım. Heh. Tabii düşme riski de var. Düşersek arkadaşlar seri bitiyor. Evet, bir tane fidan bulduk. Bu hayati önemli sahip. Fidanı da bulduk. Sıkıntı yok gençler. Şu adaya gideceğim. Orada bir ev var. Geçici olarak evim olabilir ama ben şurayı bir düşünüyorum. Ama burası da bayağı şey ya. Riskli gibi. Orada hani bayağı zombiler vardı. Forumda okuduğum kadarıyla iki tane bu zombilerin yaşam yeri varmış. Şimdi ben şuraya gideceğim de biraz daha taştan şey almam lazım. Neredeydi? Ha, bundan biraz daha taştan yol yapayım abi. Biraz da farma da çökebilirim. 34 tane bana yeter de ben yine biraz daha kazıyım abi. Bak bak bak. İşte bundan bahsediyorum. Çok hızlı kazıyor. Gayet de güzel. Ah, tamam. Çok iyi ya. Baya baya hızlı yazıyoruz bu arada. Şöyle. Heh. İşte bu abi. Çok seri. Mükemmel. Tamamdır. Bana böyle yeter. Ulan bloğun içine kaldık ya. Heh. 34 tane de bana alasıyla yeter. Şöyle dikkat edelim. Aman aşağı düşmeyelim. O elma falan da bulduk. Açlık sorunlarda da birebir çözüm arkadaşlar. Şuradan şöyle gideceğim. Demir falan da bulursak abi. Demir de zaten oradaymış ya. Şimdi demire gidelim bakalım gençler. Hızlıca gelişiyoruz. Çok eğlenceli abi. Bu arada gece oluyor. Evet. Gece olması da biraz sıkıntı tabii ki. Zombilerle kapışmayı istemem yani. Çünkü herhangi bir iskelet oku bize isabet ederse mahvoluruz gençler. Şöyle bakalım da sizleri alsam, şöyle gitsem çok mantıklı gibi hocam. Şuradan şöyle yardırsam sanki bana mantıklıymış gibi geliyor. Ama gece oldu. Gece de çok öyle alengilli işler yapmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü herhangi bir iskelet oku bize temas ederse biz biteriz arkadaşlar. Onu da hiç istemem ben açıkçası. Oo, çok güzel abi. Müthiş. Dur şunu gazarsak gidiyor mu? Bakayım, gitmiyor. Şöyle hemen. Bunu da gazalım. Süper abi. Seni de gazalım. Seni de gazalım. Seni tabii ki gazacağız. Seni de gazarsak gider misin ki sen? Gitme lütfen. Tamamdır abi. Baya 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 şey oldu. Demirimiz de oldu. Gayet güzel. Şu adada biraz dolaşalım. Aha. Bunların altında şey oluyor. Eyvah. Obo. Aman bre, aman bre hocam, sen ne yaptın? Allah. 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 Aa, burada elmas vardı. Patladı. Gitti. Bir dakika. Benim acilen. Yalnız o gördünüz mü arkadaşlar, şeydi. Normal Creeper da değildi. Biraz değişik Creeper'dı. Daha çok patlayanından. Baya tırstım yani açıkçası. Aha, bak bak bak, şuraya gideceğiz abi. Ulan oraya gitmek için de tabii ki şey yapmamız lazım abi. Bir güçlenmemiz lazım. Setmet çekelim ki sıkıntı olmasın arkadaşlar. Buraya da böyle meşale koysam aslında mantıklı. Çünkü hani zombi spawn olmasın. Böyle. Heh. Zombiler spawn olmasın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi karanlıkta spawn oluyorlar. Onu da ben hiç istemem. Şöyle bir elma daha gömçürsem çok iyi olacakmış gibi geldi. Tamam, süper. Süper hocam. Gayet güzel. Canım da olsun lütfen. Hemen açlık barı düşüyor arkadaş. İki şurada balta yapıyorum. Odun kazıyorum. Ha, biraz yüksel hocam. Lütfen. Bak. Allah Allah ya. Böyle de düşmüyor ki arkadaş. Seni kıralım bakalım. Odunları alabildiğimiz odunları alalım. Gerisinde de fazlasında da gözüm yok arkadaşlar. Tamamdır. Heh. Seni de alalım böyle. Canımız da yenilendi sayılır abi. Demirlerimizi hemen şey yapalım. Bekletelim bu arada.
Zombi tehlikesini de unutmamamız lazım. İskelet daha büyük bir tehdit aslında zombiden. İskelet çok sıkıntı abi ha. Ana yerimize döndük. Şuraya da bir meşale koysam hiçbir sıkıntı olmaz. Tamamdır. Güzel 9 tane demirimiz olmuş ve ben şöyle bir fırın yapacağım arkadaşlar. 33 tane meşe odunu. Gayet fevkalade. Tamamdır. Bunları da çevirdik. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Sen de şöyle pişiver. Şöyle kömürü daha bulmadık da buluruz. Sıkıntı olmaz. Biz böyle geçinin gençler. Demirlerimiz olunca da güvenliğimiz artacaktır. Hiç sıkıntı olmaz. Evet gençler biraz kazdım şuradan. Şöyle lan gitti. Şu demirlerimiz olana kadar ben de farmda kalayım dedim de arkadaş. Bir iki taş kazıyorsam biri lava düşüyor ya. O da çok insanın canını sıkıyor. Bakalım 7 tane çok güzel gayet güzel. 39 tane de kırık taşımız olmuş gayet fevkalade. Şu meşe fidanlarını da dikeceğim abi. Şöyle bir de şuraya dikelim. Bir de nereye dikelim hocam? Şuraya dikelim. Siz doldunuz mu? Gayet güzel. Arkadaşlar bununla bir şöyle bir set yapmayı düşünüyorum. Yaptım hadi bakalım. Bir de güvenlik önemli tabii ki arkadaşlar. Seriyi erken finale getirmek istemem. Demir şimdi kılıç da önemli de. Şimdi biz gençler elmas kazacağız ya o yüzden demir kazma da çok önemli abi. Ben yine madenleri falan taş kazmayla yapacağım ama elmasları arkadaşlar demir kazmayla yapacağım. Evet arkadaşlar demir zırhımızı da giydik yapmış olduğumuz. Şunlara da çevirip de abi bakın şu kırık taşlarımızı şöyle aldık mı gayet yeter herhalde bana. Aynen abi 58 tane yeter de artar hocam. Şöyle gidelim arkadaş. Aha şurada elmas var bu arada. Onu ben görmemişim. Şimdi onu demir kazmamızla alacağız arkadaşlar. Şöyle elmasları falan da görüyorum ama bunları da ne yapayım arkadaşlar? Bir de çok zor yere koymuş arkadaş da. Dolayısıyla şöyle bir tık aşağı inersek tamamdır. Ha güzel. Şöyle bir etrafını kazalım o zaman gençler. Güvenliğimizi sağlayalım. Şöyle yaparsak altına bakalım. Tamam, sıkıntı yok. Ben bunu kazıyorum abi. Çok güzel. Şimdi şu adaya gideceğim. Burada acaba aksiyonlu bir şeyler var mı? Benim amacım aslında şuraya da gitmekti de. Oraya da gideriz gençler. Sıkıntı olmaz. Yani bayağı da var burada. Güzel map gerçekten. Şey benim canım değerli. Canım gitmesin. Canım giderse acıkıyorum sonra. Çok sıkıntı oluyor diyeceğim ama bunu dedikten sonra da tabii ki direkt atladım. Şöyle. Buraya ben niye geldim? Burada bir şey yok ki. Buraya da gelmiş olduk gençler. Ha, bak bak şurada spawnerlar var. Bence buraya niye geldik biliyor musunuz? Şuraya gitmek için geldik abi. Ve yavaştan da gündüz oluyor. Ben de buraya geldim arkadaşlar. Altta bu arada bir elmas gördüm. Onu da alırız. Şimdi şu kömürleri alalım bakalım abi. Kömürler önemli. Bu arada XP de kasıyoruz da. XP'nin tam olarak nasıl bir bize fayda sağlayacağını tam olarak bilmiyorum arkadaşlar açıkçası. Yani hani oyunda biliyorum da bu dünyada ayrı bir şey var mı bilmiyorum. Şuraya da bir alan keşfi yapmış olduk gençler hem de. Oo bak bak bak. Oha ben onu nasıl alayım abi? Ama benim almam lazım. Ama benim kırık taş şeyi bitti abi. Ben şuraya bir crafting table koymam lazım abi. Evet arkadaşlar gelmiş bulunmaktayız resmen. Şimdi bir şu odunu kazalım da. Bir şu odunu kazalım da hocam. Elmasa da alırız. Sıkıntı olmaz. Heh. Şöyle. Çeşit çeşit odunlarımız var. Odun yaşam kaynağı arkadaşlar. Odun yaşam kaynağı. Şimdi seni çok riskli yere koymuş hocam. Biz seni nasıl alacağız? Biz seni böyle yaparsak alamak.
Biz şunu alalım. Evet arkadaşlar, şu anda çok riskli sularda yüzüyoruz. Gerçekten. Sadece bu demiri almak için bayağı. Heh, tamamdır. Şöyle, ya yani şu elması abi öyle bir yere koymuş ki benim alma imkan yok. Yani alabilecek var arkadaş varsa helal olsun. Oo bak bak bak, işte şuraya gidilir abi. Buraya gidilir. Burada bayağı demir var. Ama hani birkaç demir için de canımızdan olmaya gerek yok arkadaşlar açıkçası. Şöyle gidelim bakalım. Burada odun da var. Bura bayağı verimli bir adaya benziyor. Bizim amacımız, tekrardan hatırlatalım, hani 10 tane mi 8 tane mi ne şey bulmak ve portal açmak. Portalda da minimum 10 diye biliyorum ben açıkçası. Şöyle güvenliğimizi sağladık. Her şeyden önce iş güvenliği arkadaşlar. Bunları da aldık mı? Süper. Şimdi bunları ben sete çevireceğim. Sonra zombilerle savaşa gideceğiz abi. Aksiyona dalayım abi ben. Aksiyona dalacağım abi böyle oyunlarda. Heh. Süper abi. Bu odayı da aldık. Sana yetişiyor muydum ben ya? Neyse. Lan çok garip yerler. Şunları da kullanmayacağım abi bu arada, şu taştan şeyleri. Çünkü bitmek üzere arkadaşlar. Hani bitmesin, sıkıntı da olmasın abi. Ben yine jeneratörü yaparım. Heh. Tamam abi. Bayağı güzel yani, odun bakımından hiçbir sıkıntımız kalmadı muhtemelen. Gençler, o zaman ben burada videoyu kapatıyorum. Bir sonraki bölümde aksiyonların dibine vururuz gençler. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yerlere gideriz. Müthiş sarar arkadaşlar. Serinin de devamı için beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.